Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün sizinle enfes, tam kıvamında, her şeyi tam tutmuş bir trileçe yapacağız arkadaşlar. Kesinlikle bu tarifi kaydedin. Mutlaka denediğinizde tarif diyeceksiniz yani. Çünkü çok güzel oluyor, tam tutuyor ve asla şaşırtmıyor. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve aşağıya bir şeyler yazmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın ki tek ödülüm sizsiniz. Trileçenin en önemli adımı, en önemli püf noktası yumurtaları çok iyi çırpmak. Mutlaka 2 veya 3 katına çıkarmak. O zaman çok güzel tutuyor. Çünkü 7 yumurtayla çalışıyoruz. Yumurta kokmamasını istiyoruz. O yüzden de çırpmamız çok önemli arkadaşlar. Çırpıyoruz, çırpıyoruz, çırpıyoruz ve çırpıyoruz. Yumurtaları çırparken yarım çay bardağı sıcak su ekliyorum arkadaşlar. Kaynar su değil, sıcak su ekleyip ondan sonra un, vanilya, kabartma tozunu içine eleyip eledikten sonra kesinlikle mikseri ortadan kaldırıyoruz. Artık bu işlemden sonra spatula ile devam ediyoruz. Yoksa çırptığımız yumurtalar söner. O yüzden yavaş yavaş güzelce spatula ile karıştırıp zaten karıştığını anladığınız an bırakın. Çok fazla da karıştırmaya gerek yok. Harcımı borcama döküyorum. Borcamımı yağlamadım. Herhangi bir işlem uygulamadım. Kağıt koymadım. Bunların hiçbirine gerek yok ve birkaç kere yere vuruyorum. İçindeki büyük baloncuklar çıksın diye. Şimdi o fırında 175 derecede 35-40 dakika pişecek ama siz yine de kontrollü pişirin ve kesinlikle 30 dakikadan önce fırını açmayın. Kontrol etmek için de elinizle bastırmayın. Bir çubuk batırın veya üzerine hafifçe bir şeyle kontrol edin. Sütümü, şekerimi, kremalarımı kaba aldım, iyice karıştırdım. İkinci kutu kremamdan yaklaşık 50 ml kadar, belki 50 ml'den de az karamel için kaldırdım arkadaşlar. Bunun sebebi 3 kutu aslında, mesela 1 kutu da karamel için gerekiyor ama ben çok fazla olacağını düşündüğüm için bir miktar oradan ayırıp üzerini sütle dolduruyorum. 1 kutu sütlü kremayla karamelimi yapacağım. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Eğer 3. kutuyu almak istemiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Alacaksanız da zaten hepsini ekleyip sadece kremayla karamelinizi yapabilirsiniz. Şimdi artık karamelin şekerini ocağa aldım. Altını yaktım. Kenarlardan eridikçe eriyen kısımları içe alacağım ve dış tarafına erimemiş şekerin gitmesini sağlayacağım. Eğer bu aşamayı yapmazsak krema acılaşıyor kenarlardan daha hızlı piştiği için ve yanmaya başlayacaktır. Yavaş yavaş eritiyorum şekerimi. Zaten çok fazla bir miktar olmadığı için çok fazla bir sıkıntı yaşamadım. Ondan sonra içine sade yağ ekledim. Evde tereyağım kalmamıştı, sade yağ ekledim. Siz eğer tereyağı varsa bir kaşık tereyağı ekleyin arkadaşlar. Sonra da kremalı sütümü ekledim ve artık kaynatıyorum. İyice eriyince karamelimiz de hazır olacak. Fırından aldığım panispanyama şerbetimi döküyorum arkadaşlar. Fırından aldıktan sonra ılınmasını bekleyelim. Sıcak dökmeyelim, soğuk da dökmeyelim. Çünkü sıcak dökersek hamurlaşma olur, soğuk dökersek de içine çekmez. Kekimiz ılındığında artık şerbetimizi dökmeye başlayabiliriz. Kekimize şerbeti döktükten sonra bir gece beklemesi iyi olur arkadaşlar. Ben bir gece beklettim. Akşam yaptım. Sabahleyin krem şantisini sürdüm. Siz de eğer vaktiniz varsa böyle yapabilirsiniz.
bir poşet krem şanti çırpıyoruz arkadaşlar. Üzerinde yazan tarifiyle çırpmanız yeterli. Ondan sonra üzerine güzelce sıvayacağız. Şantiyi olabildiğince düzledikten sonra üzerine karamel döküyoruz ve onu da düzleyeceğiz. Ondan sonra ben A101'lerde, BİM'lerde veya diğer büyük marketlerde satılan büyük kutu beyaz çikolata sosu yazan sostan aldım ve onunla süsledim. Ama eğer siz almak istemezseniz krem şantiden bir miktar ayırıp poşetin, buzdolabı poşetin ucunu iğne ucu kadar delip böyle sıkabilirsiniz. O da bir çözüm arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Tatlımızı dilimlerken her dilimde bıçağımızı güzelce peçeteyle silelim. Tam özenli jilet gibi dilimler elde edebilmek için bu da tatlıcıların kullandığı bir yöntem. Görüyor musunuz? Keser kesmez sütü nasıl akmaya başladı. Bu da süte doyduğunu gösteriyor trileçemizin. Kesinlikle süte doymuş, tam böyle çatalla keserken sütünü akıtan güzel bir tatlı oldu. Kesinlikle tekrar söylüyorum, denemenizi çok çok şiddetle tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, esen kalın arkadaşlar ve lütfen zil bildirimlerinizi açmayı unutmayın.